Merhaba Şifdelet.net izleyenleri, ben Tolga Cem Küçükünmez. Bu videomuzda popüler akıllı telefonların SAR değerlerini yüksekten düşüğe göre sıralayacağız. Hem SAR ne demek onu da sizlere aktaracağız. Hep duyuyoruz SAR, SAR, SAR. Peki bu SAR değeri ne? İlk başta ondan bahsedelim. SAR değeri esasında bir kısaltma, Specific Absorption Rate kelimesinin kısaltılışı, Türkçesi özgün soğurma oranı. Elektromanyetik radyasyon dediğimiz 100 kHz ile 10 GHz arasındaki frekansların insan vücudunda ısıyı arttırma etkisi var ve bu da ısıyı arttırdığı için bir elektromanyetik etkiden söz ediyoruz. Bu da insan sağlığına çok da faydalı değil, fazlası zararlı. O yüzden SAR değerleri önemli. Telefon aldığınızda ve uzun süre konuştuğunuzda kızılötesi fotoğraflarla beyni incelediğinizde, atıyorum yarım saat telefonla sol kulağınızda konuştuğunuzda, sol kulağınızın beyninizdeki o kısmı sağ kısma göre daha çok ısındığı kanıtlanmış. Çünkü fotoğraflarla beraber, kızılötesi fotoğraflarla bunlar kanıtlanıyor. Sonuçta manyetik alanların bir ısıl etkisi bulunuyor. Dediğim gibi 100 kHz ile 10 GHz arasındaki frekansların ölçüldüğü ve insan üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği yere SAR diyoruz. SAR değerleri 1 gramlık dokuya düşen değerlere göre ölçülüyor. Ayrıca SAR değerleri Avrupa ve Amerika bölgesine göre farklılıklar da gözetiyor. Biz Avrupa bölgesinin rakamlarını sizlerle paylaşacağız. Ayrıca SAR değerleri hem kafa hem vücuda göre iki farklı ölçüme sahip. Biz kafa değerlerini burada baz aldık. Vücut değil de kafaya göre olan rakamları büyükten küçüğe göre sıraladık. Akıllı telefonlarda 2 watt bölü kilogram ve üstü satışa sunulmuyor. Ama bizim tavsiyemiz 1 watt bölü kilogramın altındaki telefonları almanız. 1 watt ve üstü çok iyi değerler değil. Tabii ki de kanıtlanmış, şunu şunu yapar diyemiyoruz. Ama zaten bu tarz yeni buluşların hayatımıza etkileri bir 50 sene, 40 sene sonra çıkıyor. O yüzden ne kadar SAR değeri düşükse o cihazları almamız bizim için daha değerli. Dilerseniz listemize başlayalım. Listemizin birinci sırasında iki telefon var. Huawei P9 ve Xiaomi Mi 5. İkisinin de 1.49 watt bölü kilogramlık bir kafa bölgesinde SAR değeri söz konusu. Meizu Pro 6'nın SAR değerleriyle ilgili çok soru geliyordu. Ben çok araştırdım ama bir değer bulamadım. Bulduğum değerler de gayri resmiye benziyordu. O yüzden listeye dahil etmedim ama Meizu Pro 6'nın da SAR değerlerinin bu seviyede olduğunu düşünüyorum. MX4'lerin zaten 1.49'da olduğunu hatırlarsak SAR değerlerinin çok düşmüş olacağını düşünmüyorum. Diğer üçüncü sırada iPhone SE var. Popüler telefonlar arasında 0.97 watt bölü kilogramlık bir değeri var. Dördüncü sırada iPhone 6s Plus 0.93 watt bölü kilogram değeriyle karşımıza çıkıyor. Beşinci sırada ise iPhone 6s var. Onun da değeri 0.87 watt bölü kilogram. iPhone SE biraz daha önceki model olduğu için, yani iPhone 5'lerin kasasını kullandığı için SAR değerleri biraz daha yüksek. Özellikle iPhone 6s'in SAR değerlerinin makul seviyelerde olduğunu görüyoruz. Diğer listemizdeki telefon ise HTC 10. HTC 10'un SAR değeri ise 0.79 watt bölü kilogram. Yani 0.79'luk bir değere sahip. Listemize Sony'lerle devam ediyoruz. Sony Xperia Z5 0.75 watt bölü kilogramlık bir değere sahip. Yine onun bir altında Xperia X modeli var. Xperia X'in değeri ise kafa bölgesinde 0.72. Reader P10S, biliyorsunuz ülkemizde 1500 lira bandında başarılı bir telefon. Onun da SAR değerleri merak ediliyordu. Bulduk, 0.68 watt bölü kilogram değerinde. Onun da segmentine göre yeri makul. Lenovo Vibe P1 Turbo, Vibe P1'in modernize edilmiş hali. 0.67 watt bölü kilogramlık bir değeri var Lenovo Vibe P1 Turbo'nun. Lenovo'nun diğer modellerinde de benzer bir SAR aralığı var. Yani çok fazla oynamalar yok. Hani 0.7'nin üstüne çok çıkan Lenovo modeli yok. Genellikle 0.5 ile 0.7 aralığında bulunuyorlar. Listemizin devamında LG G4 geliyor. 0.578, yani 0.2
57 diyebiliriz. Diğer bir model ise LG G5. LG G5'te 0.596 yani 0.59 diyebileceğimiz bir SAR değeri var. LG G4'ten G5'e geçtiğimizde SAR değerlerinin kasanın değişmesiyle beraber biraz da arttığını görüyoruz. Çünkü plastik kasalarda metal kasalara göre anten tasarımını iyi yapmazsanız SAR değerleri biraz da artabiliyor. Yani o metal kasa telefonu yalıtabiliyor da. Bunu avantaja ya da dezavantaja çevirmek üreticilerin elinde. GM5 Plus 0.56 yani 0.567 watt bölü kilogramlık bir değere sahip. Gelelim artık daha da azalan SAR değerli telefonlara. Samsung Galaxy Note 5 0.45 watt bölü kilogram. Galaxy S7 0.41 watt bölü kilogram. Galaxy S6 0.38 watt bölü kilogram değerlerine sahip. OnePlus 3 ülkemizde yaygın olarak satışta değil ama OnePlus 3'ün de 0.39 watt bölü kilogramlık bir değeri var. Asus Zenfone 2 0.351 yani 0.35 diyebileceğimiz watt bölü kilogram cinsinden bir değeri var. Ve en az değer Galaxy S7 Edge 0.26 watt bölü kilogram. Beni en çok şaşırtan sonuç şu oldu. Galaxy S7 0.41 iken Galaxy S7 Edge 0.26 yani aynı telefonlar neredeyse, sadece birinin kasası biraz daha büyük. Yani 5.1, 5.2 yerine 5.5 amper cinsinden bataryası daha büyük ve ekranı kıvrımlı. Burada şu çıkarımı yapıyorum. Büyük ihtimalle metal kasası kıvrımlarından dolayı S7 Edge'in biraz daha az bir metal kasayla çevrili. Bu da antenlerin işini belki daha kolaylaştırıyor ve SAR değerlerini düşürüyor. Yani daha başka bir açıklama yapamıyorum ama SAR değerleri S7 Edge'in cidden çok düşük. Listeye Zenfone 3 ve Galaxy Note 7'yi ekleyemedik çünkü onların değerlerini bulamadık. Daha piyasaya çıkmamış telefonları hemen böyle SAR değerlerini veremeyebiliyorlar. Ama biz bu videoları telefonlar çıktıkça güncelleyeceğiz. Önümüzdeki dönemde iPhone 7'ler de çıkacak çünkü. Özetlemek gerekirse LG, Samsung, Asus gibi firmaların ürettiği telefonlar, hatta buraya Lenovo'yu da ekleyebiliriz. GM5 Plus Reader biraz daha eklersek, yani bu 0.7 ve 6 telefonlar bunlar. 0.7 ve üstünde Sony, HTC, iPhone'lar geliyor. Ve 1 watt kilogram üstünde de Huawei, Xiaomi, Meizu gibi modeller geliyor. Özellikle ultra Çin menşeli telefonlar, atıyorum Meizu, Xiaomi, bunların SAR değerleri gerçekten yüksek. O noktalarda dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Huawei'nin internetten bulduğumuz rakamları bu. SAR cinsinden değerleri çok rahat bir şekilde açıklanmamış P9'unda. Markaların SAR değerlerini net bir şekilde ifade etmeleri gerekiyor. Bence bundan çekinmemeleri gerekiyor. Bu kullanıcıları kandırmak. Çünkü SAR değerlerin iyi bir şekilde paylaşılsın. Yüksekse de yüksek, düşükse de düşük. Yani bu telefonun özelliği gibi dikkat edilmesi gereken bir özellik. En azından şimdi hayatımıza yansımasa da önümüzdeki yıllarda yansımasını görebileceğiniz bir nokta diyebilirim. Son olarak bir uyarım daha olacak arkadaşlar. Telefonla konuşurken kulaklık takarak konuşursanız o SAR değerlerini en az şekilde alabilirsiniz. Çünkü doku direkt buradayken alabiliyorsunuz. Telefon uzaktayken kulaklıkla konuştuğunda SAR değerlerinden çok etkilenmiyorsunuz. Onun da bilgisini vereyim. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.